Futbolların adam mutlu günler. Avrupa'daki 4 temsilcimiz sahadaydı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor turun ilk ayağına çıktılar. Bugünkü çalışmamızda temsilcilerimizin performanslarını sizlere kısa kısa anlatacağız. Hangi takım nasıl oynadı? Artılar, eksiler nelerdi? Hadi başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi macerasına playoff turundan başladı. Rakibi de Finlandiya temsilcisi Helsinki. İki takımın arasında değer olarak çok ciddi fark var. Hatta birçok konuda dağlar kadar fark var. Dolayısıyla maçı Fenerbahçe'nin kazanması da turu geçmesi de çok doğal. Fakat iki takım arasındaki oyunun kalite farkı sayılar kadar çok değil. Maçta sahada tek eksik Fenerbahçe'nin formasındaki Arma değildi. Santrforsuz kalan ve 3-7-0'la sahaya çıkan bir Fenerbahçe izledik. Topun hızı da, oyuncuların hızı da oldukça yavaştı. Hal böyle olunca da pozisyon üretmekte çok zorlandılar. Ortaya tempo problemi çıktı. Rakip zaten fizik gücü yüksek bir takım. Fenerbahçe'de ağır kalınca savunmaya çabuk döndüler ve açık vermediler. Bu gibi durumlarda kanatların problem çözmesini beklersiniz. Ama Novak da Samuel de oldukça etkisiz kaldı. Kulübeye dönüp baktığımızda ise ikisi kaleci 6 oyuncu vardı. Mecburiyet mi dersiniz, tercih mi dersiniz bilemem ama sahaya bir genç girdi. Her şeyi de değiştirdi. Muhammed'in attığı gol basit bir gol değildi. Buradayım, çalışıyorum. Beni mecburiyetten değil, kabiliyetimden dolayı tercih et mesajını verdi. Eksikler tabii ki var. Dün sahada bir gol vardı ama iki de kayıp verildi. Önce Novak, sonrasında da İrfan Can sakatlık yaşadı. Peki bu sakatlıkların nedeni ne? Acaba bunun nedeni yanlış antrenman ya da aşırı yüklenme olabilir mi? Diğer bir deyimle teknik. Hiçbir üst düzeylikte böyle hedeflerle başlayan bir takımda bu kadar sakatlık yaşanmaz. Serdar Dursun, Valencia, Mert Hakan ve Pelkas sakatlar arasında. Santrofor'a Zayç yazıldı. Aslında 3-6-0 oynandı karşılaşma. Galatasaray takım bulun dediği Feghouli, Falcao, Cagne ile oynuyor, çözüm arıyor. Şişkin kadrosunu boşaltmaya çalışan Fenerbahçe ise yedeğe oyuncu bulamıyor. Helsinki maçı Fenerbahçe için acil ihtiyaçlar listesini güncellemeli diyelim ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray rotasyonlu bir şekilde çıktı Rangers karşısına. Kerem Aktürkoğlu sahanın en isteklisiydi. İlk dakikalarda girdiği pozisyonda özgüveninin zedelenmediğini gösterdi. Galatasaray'ın maç boyunca ana oyun planı belliydi. Hem oyunu belli bir noktada tuttu hem de skor isteğinin bir bölümünü cebine koydu. Kendi yaptığı organizasyonlar kadar savunma bölgesindeki organizasyonları da doğru bir şekilde yapmaya çalıştı. Alparslan sınıfı geçti. Muslera'nın ise ne kadar önemli bir yetenek olduğunu bir kez daha gördük. Zaman zaman pas hataları yaptı ama Galatasaray'ı oyunda tutan yine oydu. Emre Kılınç ve Kerim'in performansı önemliydi. Fatih Hoca'nın amacı topa sahip olan, ayağı iyi ve dar alanı iyi kullanabilen oyunculardan bu bölgeyi oluşturmaktı. Erkan Kutlu'nun saha içindeki gelişimi umut verici. Fatih Hoca'nın bu sezon aklında fizik gücü yüksek, topa hakim bir oyun anlayışı var. Bu düşüncesinin sonucunda belli miktarda gördü. Belki gol olarak skora yansımaması sorun olabilir. Taylan'daki gerileme ise gözle görülür hale geldi. İyi zamanlarından çok uzakta olan oyuncular var. Emre Akbaba, Yetlin ve elbette Mustafa Muhammed. Düşük bütçeli bir takım karşısında zorlanılsa da turu zora sokacak bir oyun yoktu. Evet, şimdi geçelim Trabzonspor'a. Ligdeki en hazır takım görüntüsünde Bordo Mavililer. Roma karşısında da aslında çok istekli ve tempolu başladıklarını söyleyebiliriz. Mourinho'nun ekibi Roma oyuna temkinli girdi. Trabzonspor topa hakim başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda bu hakimiyetini kaybetti. Ön taraftaki müthiş hücum silahlarından biri tekleyince takım da tekledi. Büyük beklentiler içinde olduğumuz Jervinho'nun performansı o kadar etkisiz kaldı ki arkasındaki Perez'i de etkiledi. Bu zaafı kısa sürede fark eden Roma, Bordo Mavililerin sağ kanadını iyi kullandı. Tehlike yarattılar ama akıllarda kalan tek pozisyon Hamsik'in müthiş şutuydu. Hücum üretkenliği ve organizasyonu elbette yetersizdi. Bunun en temel nedeni de rakip ceza sahasından ve yarı sahasından uzakta oynanan oyundu. İkinci devrede yenilen golde Berat'ın savunma zafiyeti açıkça ortadaydı. Bu hücum beşlisini taşımak için Berat sezon boyunca yetersiz kalabilir. Onun üstüne çok yük biniyor. Ayrıca bu golde İsmail Köybaşı'nın da hatası var. Abdullah Avcı, Jervinho ve İsmail'i oyundan çıkararak eşitlik sayısı için doğru hamleyi yaptı. Cornelius ve Tronsen'in oyuna dahil olmasıyla coşkuyu yakaladı Trabzonspor. Karşılık da buldu. Cornelius'un attığı gol futbol severlere Sörloth'u hatırlatmış olabilir. Trabzonspor daha coşkuluydu
ama devamı gelmedi. Roma'nın attığı son gol savunma oyuncularının yerleşme hatasıyla meydana geldi. Molde maçlarında da takım savunmasında hataları vardı Trabzonspor'un. Roma maçında da bu eksikliği tekrar gördük. Trabzonspor'un işi çok zorlaştı. Şimdi ise Sivasspor'a bir bakalım. İdoların karşısında güçlü bir rakip vardı, Kopenhag. Bu takım karşısında daha üretken olmak lazımdı. Futbolcuların hiçbiri oyundan kopmadı. Hepsi en güzelini yapmak için uğraştı. Leke James ve Kaya de maç boyunca etkili oldu. Golü de bulduk ancak son 15 dakika çok iyi kapandı Danimarka takımı. Sivasspor her dakika oyunun içindeydi. Yazık oldu diyebiliriz. Bu oyunun, bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Maçın ilk yarısı burada bu şekilde bitti. Fakat Sivasspor için her şey bitmiş değil. Öyle bir oyun vardı ki yenilseler de ümit verdiler. Evet, 4 temsilcimizin sahne aldığı Avrupa maçlarıyla birlikte Türk futbolunun gidişatı hakkında önemli mesajlar aldık. Nerede hata yaptığımızı artık idrak etmemiz gerekiyor. Roma ve Kopenhag, onlar iyi takımlar, önemli takımlar. Onları bir kenara koyalım. Ancak Helsinki, Rangers gibi 6-7 kat daha iyi olduğumuz takımlara karşı böyle oyunlar oynamayalım. Bu maçlardan ders çıkartıp önümüze bakmamız şart. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.